Padişahlar, şehzadeler, valide sultanlar giydi. Üstlerine dualar, semboller ve motifler işlendi. Osmanlı döneminden özellikle 15. yüzyıl ve sonrasından bugüne ulaşan pek çok gömlek Topkapı Sarayı'nda sergileniyor. Tılsımlı gömleklerin anlatıldığı Esvabın Sihri belgeseli yarın TRT1'den izlenilebilir. Dede Korkut hikayelerinde adı geçenlerden Osmanlı dönemindekileri. Gizemi çözülemeyen ama tılsımlı olduğuna inanılan gömlekler. Tılsımlı gömleklere yazılan ayetlerin hemen hemen hepsi dua mahiyetinde ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim'in bütün müminler için şifa olduğunu bildiren ayet mutlaka her tılsımlı gömlekte yazılıdır. Tılsımlı gömlekler padişahların, şehzadelerin, valide sultanların özel olarak dokutarak içlerine giydikleri giysiler. Dini motiflerden en önemlisi Hazreti Muhammed'in peygamberlik mührü olarak bilinen nübüvvet mührü olarak geçer kaynaklarımızda. Badem şeklindeki bir motiftir. Bu gömlekler dokunmasından yazılmasına kadar gün ışığına çıkmamış çok özel detaylar barındırıyor. Vehf ve cifir biri yazıyla biri rakamlarla şifreler ortaya koymaktır. Bu bir ilim. Yapımcılığını Salih Soysal'ın, yönetmenliğini Zeki Ergün'ün üstlendiği Esvabın Sihri belgeseli yarın saat 13.30'da TRT1'de yayınlanacak.